geçtiğimiz Ocak ayında kaybettiğimiz Dağcılar Anısı'na Gümüşhane Valiliği ve Torluk Kaymakamlığı işbirliğinde talep edilen anıt heykel çalışmasını yaklaşık 4 ay gibi bir zamanda 10 kişilik bir ekiple tamamlayarak bugün olayın cereyan ettiği bölgede kaidesine heykeli monte ettik, montajını yaptık. Heykelimiz 7,5 metre yüksekliğinde, kaidesiyle birlikte 9,5 metre. Dolayısıyla 1,5 ton ağırlığında ve fiberglass malzemeden ürettik. Ön yüzünde ölen dağcıları temsilen 10 ayak izi ve yukarıdan gelen bir çığ, çığ ve çığın düşmesi anı sembolize ettik. Arka yüzünde ise ölen dağcıların isimlerini kabartma olarak anıtımıza yazdık. Hayır sen, ben kendim yapıyorum. Arabanın faydasını görmeyiz. Şuralarda falan olması lazım. Dolayısıyla yani kursu yani bir metreden aşağı çıkıyor şu an. Bunu engellemek için size bahsettiğim o 40 ya da 50 profiller var ya, 1,5 metre. Ama aslında kendiliğinden tutar. 75 hocam bu tarafa gel hocam. Orada. Ambarın önünde. Şuradan giriyor alat, alttan çıkıp şuradan ikisi birleşiyor. Osman şuradan bakmak mı alabilir? Tamam. Hocam şöyle. Sıfırdan. Tam ortası değil mi? Tamam peki. 11, 6 doğru. Tamam, bu bir. Bir dakika. Şimdi bir önden sağa sola dönüyor. Yani. Şimdi Karaosman'a, soyadına doğru bir koyu ver ve teraziye bir bak ver. Yok. Tam öyle değil. Dikine, kılıcına kullan teraziye. Yok yok. Ayhan Bey şimdi bunu esnettiği zaman, büyük ben kesinlikle görüştüm. Evet. Yani bozulur. Tam yapamıyor yani, biliyor musun? Bir iki santimden bir şey olmaz hocam ya. Peki, ben bayağı teraziyi bana atıyor. Bir yerden naylonu atırken nasıl asılır? Başarı şey yapınırken. Bir elini yap. Sizin ağzı kaçırmaya kalmadı.
konuşurken şey değil mi? 15 saniye.